Merhaba arkadaşlar, ben Sema. Hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır yoktum. En son beni siz Rize'de, Trabzon'da, Muş'ta, Erzincan'da bırakmış olabilirsiniz. Ama ben şu anda evime geldim. Gümüşhane'deyim. Bazı işlerim vardı. İşlerimden ziyade okuldu, işti vesaire derken final haftasında geride bıraktım. Şu an sizlere kendimi verebilirim. Hep aklımda olan bir konsepti yapacağız. Yanımda da görmüş olduğunuz gibi küçük bir kütüphanem var. Tabii ki hayalim bu kütüphanemi daha da geniş işletmek. Bu kütüphanemden sizlere kısa kısa okumuş olduğum kitapları anlatmak istiyorum. Yani bu konseptimiz başladıktan da anlayacağınız üzere 2021 yılında okumuş olduğum kitapları sizlere yalnızca isim olarak aktarmak istiyorum. Sohbet muhabbete geçmeden önce bir kahvemizi yapalım, alalım ve geçelim. Şimdi sizlere yalnızca kitaplarımı şöyle bir göstermek istiyorum ve sonrasında tek tek alıp inceleyeceğiz. Özellikle 2021 yılındakileri. Şöyle kendime bir kahve köşesi yapmıştım. Bu tarz şeyleri çok seviyorum çünkü. Başta tabii ki Türk kahve olmazsa olmaz. Şuraya da zaten olabildiğince yerleştirmeye çalışmıştım. Türk kahvesi, filtre kahvem, bitki çaylarım. Kupa hastalığım vardır. Çok severim. Toplarım beğendiğim şeyleri. Şimdi Nespresso'nun kapsül kahvelerinden yapalım. Kitaplığımda boşalttığımda bunları almak için kitabım neredeyse boş kaldı. Çünkü kendime şöyle bir hedef belirlemiştim 2021 başında. Ben 2020 yılından daha fazla kitap okuyacağım ve bunu her sene daha fazla arttıracağım hedefi koymuştum. Şu an aslında kütüphanemi ben bu hedefimle daha da inşa ettiğimi fark ettim. Dediğim gibi kitaplıkta çok çok az kitaplar kaldı ama çok değerli kitaplarım hala var. Şimdi hepsini sadece ben dediğim gibi isim olarak sayacağım ve aklımda kalan kesinlikle hani okumanızı tavsiye edebileceğim kitapları ayrıyetten bir başlık altında toplamayı çok istiyorum. Çünkü her birini çok zevkle okudum. Ne kadar var burada? 10-12. Yaklaşık 60 civarı kitap var. Bu sene de bu rekoru kırar mıyım bilmiyorum ama geçen sene ben bu konuda çok emindim. Yani 2020'den daha fazla kitap okuyacaktım ve çok da erken başlamışım şimdiki durumla karşılaştırdığımda. Ocak 3'ünde bir kitap zaten direkt bitirmişim. Şu an Ocak 24'ündeyiz ve yalnızca bir tane kitap bitirdim ve elimde başka bir tane kitap var. Biraz geç başladım bu sene. Geçen sene gerçekten de çok iyi başlamışım. Ama hiçbir şey için geç değil. Yılın başındayız. Çünkü şöyle baktığım vakitlerde mesela Temmuz ayında diyelim 11 kitap okuduysam Ağustos, Eylül ayında mesela 4-5 kitap okumuşum. Hani Temmuz'da pik yapmışım. Ağustos, Eylül'de daha az okumuşum falan. Hedef koydukça onu geçesim geliyor. Bu beni mutlu kılıyor tabii ki de. Bir yudum kahvemden alayım. Şimdi kitapları saymaya geçelim. Hemen hemen okuma sırasına göre koydum bunları. Yani gördüğünüz gibi Hasan Ali Yücel klasikler dizisi sonlara doğru kalıyor. Çünkü sonrasında dedim ki ben bir de kitaplığımda artık buna da yer vermem gerektiğini düşündüğüm için başlamıştım. George Orwell Burma Günlükleri arkadaşlar. Hepsini dediğim gibi tek tek saymayacağım. Yalnızca söyleyeceğim sizlere ve atacağım kenara. Yoksa diğer türlü bu video çok uzun sürecek. Zaten kitaplar hakkında konuşmak için daha çok toplamam lazım konusunu unuttum vesaire muhabbetine girmek istemediğim için kitapları şöyle bir tekrardan göz geçirip de size ifade etmek isterim. Başlıklarını ve ben de gerçekten de çok etkilendiğim kitapları kesinlikle belirteceğim. Ve gayet güzel bir kitaptı. Dediğim gibi hepsi için ayrı ayrı yorumda bulunmayacağım. Kesinlikle tüm okuduğum kitaplar ayrıydı benim için. Bu tam söyleyemeyebilirim. J. Mario Simmel ve Palyaçolarla Gözyaşı. Ben bu adamı da ortaokul okurken Aşk Laftan Anlamaz bir kitabı vardı. İlk okuduğum, bitirdiğim romandı. O yüzden o romanın bende çok ayrı bir yeri var. O kitaptan yola çıkarak yazarın diğer kitaplarını da okumak istemiştim. Biraz hayal kırıklığı uğrattı. Çok basit kaldı. Hani şöyle bir konuşma gibi. Hey George, işte saçmalamayı bırak ve kes. Hani böyle şey biraz yapay kaldı benim için konusu. Çok sevmemiştim yani. Ve George Saramaki, ben George Saramaki'yi okumayı 2020 yılında Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş kitabıyla başladım ve ilk okuduğum kitap o olduğu için ne
neye uğradım şaşırdım. Bu adam ne ya dedim böyle. Hiçbir şekilde noktalama işareti yok. Paragraf başı diye bir şey yok. Konuşma cümlelerinde iki tırnak işaretiyle belirtme durumu yok. Çok farklı bir kitaptı ve önüm bir varmış bir yokmuş. Benim için gerçekten çok 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 zevkli okuduğum bir kitaptı. Ondan sonra Chaucer Amerika'ya başlamış oldum. 2020'yi geride bıraktığımız için, ben 2021'den bahsettiğim için, 2021'deki ilk okumaya başladığım kitap da Chaucer Amerika'nın Bütün İsimler'miş. Chaucer Amerika'nın tüm kitaplarını bitirmek istiyordum. O yüzden hala kitaplığımda artı 4 tane daha kitabı kaldı. Sanırım hemen hemen almış oldum tüm kitapları da böylelikle. Kabil. Ondan sonra Modern Klasikler dizisinden almışım. Antencam 6. Kuş. İnce bir kitap. Of. Ben arkadaşlar kalın kitap okumayı çok seviyorum. Hobidir ya kalın kitap. Okumak ve bitirmek ve inanın bunu Karamazov Kardeşi'de aldığım gibi bitirmiştim. Bir haftamı almıştır şu kitabı bitirmek. Çok hoşuma gider. Harry Potter serisini vesaire daha aynı şekilde. Böyle kalın kitaplar bende ayrı bir yeri vardır. Karamazov Kardeşleri çok 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 okumak istemiştim. Ondan sonra geçelim. Sebahattin Ali Yeni Dünya. Charles Dickens'e Büyük Umutlar. Romanımın içerisinde beni içine çekecek hikayeler olsun istiyorum. Ve birçoğu da zaten öyledir. Aklımda kalan kitaplardan zaten size de göstereceğim şu çok güzeldi diye. Hani konusu 1800'lerde yazılmış. Ama hala günümüzde bile geçerli konular var ve inanılmaz hoşuma gidiyor. Lev Tolstoy, Diriliş. Tabii ki de Tolstoy yine Savaşçı Barış ciltlerini okumuştum. Bunun 1, 3 ve 4 cildini. Tabii ki hepsini anlayabiliyorsunuz ama ikinci cildini ben bulamamıştım. Zaten böyle farklı da şunların ikisi biridir. 1 ve 4. cilt. 2 ve 3. cildin ikincisi yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ya ikinci cildini hiçbir yerde bulamamıştım yani internet üzerinden aldığımda. William Faulkner de şimdi ölürken bunun çok farklı bir iç yapısı vardı. Eğer bunu düşünürseniz içerisinde tek bir cümleyle bölüm bitirdiği bile oluyor. Birden fazla karakter var bu kitapta ve birden fazla karakterin gözünden olayı anlatıyor. İnceleyelim bir gün. İncelemesini yapalım. Çocuk var 7-8 yaşlarında ve tek bir paragraf olarak da şey diyor, sanırım ben bir balığım diyor, paragrafı bitiriyor. John Steinbeck ince. Ondan buna siz, bu da çok güzeldi. Siz, evet tanıyorum. Türkan'ya babalar ve oğullar. Joe Saramaga'ya yine ölümlü nesneler. Ya hepsini böyle tek tek geçiyorum ya sadece ismini söyleyeyim. Haksızlık yapıyormuşum gibi geliyor bana, birazcık rahatsızlık veriyor. Mutsuzluk zamanlarında mutluluk. Bir de tabii ki George Orwell'ın 1984 kitabı. Arkadaşlar hani şey diye bakmayın. İşte bir sürü insan okuyor falan. Cidden bir sürü insan okuyorsa bunda vardır gibiler. Filmler konusunda çok şey diyemeyeceğim. Film izlemekten ziyade zaten ben daha çok kitap okumaktan yana olduğum için hani çok tutan filmleri ben evet izlemeyi sevmiyorum. Mesela Squid Game'i izlemek istemiyorum. La Casa de Papel, Game of Thrones'u da aksine çok isteyerek. Hani böyle değişiyor. Konusu eğer beni çekecek ve ben bunu bitirmem lazım, bunu izlemek istiyorum diyorsam izliyorum. Hani çok ön yargılı olmayın her konuda. Demek istediğim... Nietzsche ağladığında, bunu da yıllık iznimde Muş'a gittiğimde okumuştum. Çok güzel altı çizilesi. Cesur Yeni Dünya, bu çok güzeldi. Yazıldığı yıla bakacak olursak eski bir kitaptı tabii ki de ama içerisinde anlatılan muhteşem. Dostoyevski Budala kitapları. Joe Saramaga Filin Yolculuğu çok güzel. Tanrı'nın Ağzından Evrenin Hikayesi. Bu da İntihar Eduard Lev. Bilinmeyen Bir Tanrı'ya John Steinbeck. John Steinbeck yine Bitmeyen Kavga. Eğer yazardan okuduğum bir kitap çok hoşuma gittiyse onun bütün kitaplarını almaya özen gösteriyorum. O yüzden peş peşe kitaplarını alırım. Upton Sinclair Chicago Mezbahaları, işte bu. İşte bu geçen sene okuduğum ve aklımda kalan, kesinlikle herkese önerdiğim bu kitap. Arkadaşlar bu, yani bunu okuyun. Bunun için ayrıyeten size inceleme videosu çekeceğim. Ama Chicago mezbahalarını unutmayın. Şu an yaşadığımız günler. İza'nın Şarkısı, bu da çok güzeldi. Bir anne ve kız anlatıyor. Annenin yaşadıklarını anlatıyor. Birazcık empati kurduğumuzda gerçekten de hepimiz yaşlanacağız yaşadığımız süre zarfında. Ve büyüklerimize saygı ve onların yaşadıklarını empati kuraraktan, anlayaraktan yanaşmamız lazım. Yitik Adanın Öyküsü, Fransız TM'nin Kadını. Bunu ben farklı bir şekilde almıştım ama içerisi çok farklıymış. Hayal kırıklığına uğradım mı uğramadım ama sadece sanki Yeşilçam filmi izlemişim gibi oldu. Kopyalanmış Adam çok güzel. Çocuk sana bayılıyorum.
Teresa Patiste Savaş Yorgunu. Bunu ben okuduğumda birazcık depresyondaydım. Elime aldığımda içerisi de gerçekten de bana biraz depresyonist geldiği için bitiremedim. Kendinizi kötü hissettiğinizde elinize almayı daha da kötü hissedebiliyorsunuz. Bende öyle olmuştu çünkü. John Steinbeck Ay Batarken. Kitap okumayla haşır neşir olan herkes bu benim şu anki size söylediğim birçok kitabı biliyordur. Kitap yazarını biliyordur zaten. Yine Dostoyevski Amcanın Düşü. Beyaz Geceler. Dostoyevski Tatsız Bir Olay. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı ilk okuduğum kitabıydı. Ve ondan sonra Dostoyevski'nin bütün kitaplarını okumam gerektiği mantığında Dostoyevski'nin birden fazla kitabını almaya başlamıştım. 2021 yılında yine. Monte Cristo Kontu. Oblomov, Oblomov. Bu nasıl özellikle söylemek istiyorum. Aşırı zevkli, aşırı zevkli. Çok güzel. Bunu hatta Seda'ya da önermiştim. Ve Seda'ya dedim ki bunu al ve lütfen bu kitabı oku diye ısrarcı olmuştum. Bak Chicago Mezbalları 1, Oblomov 2. Bunu okusam yine okurum. Ay çok güzel. Petrol. Cengiz Dağcı Onlar da insandı. Bulantı daha çok bu psikolojik bir kitap. Koleksiyoncu John Fowles. Gecelim Şuraya. Bu da son aylara doğru okuduğum kitaplar. Henry James Yürek Burkusu. Birazcık böyle yürek burkusu. Cinayet varimsi böyle. Amadeus Holmes'e Plans. Bu da bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine almıştım. Yani okuyun arkadaşlar. Okuyun. Kendi fikrinizi kendiniz oluşturun. Her ikisi de kesinlikle önerdiğim 3. ve 4. kitaplar diyebilirim. Balıkçı ve Oğlu Livaneli. Livaneli'de hiç okumamışım bu yıl fark ettim. Otranto Şatosu. Joe Sermadik Çıttaki Pencere. Jane Eyre. Bu da güzel bir kitap. Profesör. Tolstoy Aile Mutluluğu. Kahvem solu. Bir Havva Kızı Bazat. Sapho. Hasan Ali Yiğitçay Klasikler dizisinin birincisinden itibaren başladım. Sırayla hem ismine baktım hem kitap konusuna baka baka almıştım. Tılsımlı Devri çok güzel. Bir adam tek istediği cebinden bir deri çıkıyor ve bu istekleri oldukça deri küçülmeye başlıyor ve yaşamı da sömürülmeye başlanıyor. Güzel Dost, Akıl Çağı ve ötekiyle de yılı bitirmişim. Ayrıyeten arkadaşlar ben sanatsal şeyleri çok seviyorum. Hatta çizimle alakalı da yine size ayrıyeten videoda paylaşmak istiyorum. Güzel portrelerim vardır yani güzel portre çizimim vardır. Az çok size bu konu hakkında ipuçları vermek isterim. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Lord Raphael. Bunların ben hayat hikayelerini anlatan ansiklopedi kitapları ve çizimleri hani de olan bir kitap almıştım. Onları da yine ara ara böyle kafamı dağıtmak maksatıyla alıp okumuştum ama meditasyon. Tabii şöyle bir kitap meditasyon. Kafamı dağıtmak istediğimde, kendimi iyi hissetmek istediğimde dediğim gibi okuyorum. Çok konuştum, yoruldum. Resimler eşliğinde size bölümler anlatır. Hani birkaç bölümü bitiriyorum. Böyle bırakıp uyuyorum vesaire. Bu şekilde arkadaşlar, yani şu an burası bir yığın oldu. Bunları ben tekrardan güzel bir şekilde kitaplarıma koyayım. 2021 yılı okuduğum kitaplar dediğim gibi bunlardan ibaretti. Hepsi ayrıyetten güzel ve özellikle size 1, 2, 3, 4 diye belirttiğim kitapları kesinlikle tavsiye ediyorum. İçeriklerinin incelenmesinde umarım çok bir zaman geçmeden sizlere içerik incelemesi de yaparım hepsi hakkında tek tek. Şu an için böyle olsun. Sizleri seviyorum. Çok küçük bir aileyi şu an için. Umarım kanalıma abone olursunuz ve sizlerle beraber kanalımda yani daha da büyür. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ve şu an için yığınım bu şekilde ama bunları tabii ki böyle bırakmayacağım. Hepsini düzelteceğim.